Okan Burun açıklamalarını sizinle paylaştık. Takım olarak hala başarıya açız. Takımların hırsı, rakiplerin hırsı bize karşı daha da artacak şampiyonluktan sonra şeklinde bir ifadesi var. İyi bir kadroya sahip olduklarını ama takviyeler yapacaklarını yine hoca dile getiriyor ve transferleri kampa yetiştirme çabasının da söz konusu olduğunu ifade ediyor. Fenerbahçe'den beğendiği oyuncularsa Ferdi, Fred ve İrfan Can özellikle Galatasaray'ın orta alana da Fred'in pozisyonuna bir oyuncu baktığını da söyleyelim. Bilmiyorum Fred kadar iyisi ya da verimlisi gelecek mi Galatasaray'a ama o pozisyonda bir ihtiyaç durumu hocam söz konusu. Yani Okan Hoca bilinmeyen bir şey söylemedi. Bilinen evet. bir şey söyledi. Yani Fenerbahçe'de kime sorsan bu üç oyuncuyu gözü kapalı sayar. Ben buna artı bir de İsmail'i ilave ederim. Evet gözü kapalı sayabileceğim bir oyuncu. Ee, tabii Okan Hoca'nın aklına direkt o geldi. Ee, 8 numara arıyor hocam Galatasaray. Yani ben... Sizce Fred gibi bir profile mi? İki yönlü oyuncak bir profile mi Galatasaray eğilmeli? Çıkan isimlere baktığımda biraz daha böyle %60 defansif tarafı daha baskın Oyuncular konuşuluyor. Yani ya Okan, Hoca pek, ne? Okan, Okan Hoca pek defansif yönü o kadar kuvvetli değil. İki taraflı oynayan oyuncuyu seviyor. Bak evet. ben şimdi yayının arasında konuştuk seninle. Torero bile oyunun belli bölümlerinde rakip ceza alanına girebilen... ...hatta duran toplarda girip çoğu kez de kafayı vurabilen bir oyuncu. Okan Hoca'nın kafasında öyle çok savunmacı bir oyun anlayışı yok. Zaten ofansif oyun anlayışını tercih ettiği için... Orta sahada Toraray bile zaman zaman ucuma yoldu. Kerem Demirbay'ı orada oynattı. Aynı şekilde son haftalarda Berkant'ı oynattı, gol attı. Yani yani fre, şey e, orta sahada oynatmasına rağmen Torreira'nın yanında oynatmasına rağmen Berkant 2-3 maçta gol attı. Kritik goller de. ve e, Karagümrük Kritik goller attı. Yani Okan Hoca oraya elinde sonunda iyi bir oyuncu bulacak. Niye bulacak? Okan Hoca'nın işi kolay. Galatasaray'ın işi kolay. Galatasaray'ın elinde hazır bir kadro var. Yani eğer o kadroyu bozmazsa 2-3 oyuncuyla birlikte o yine aynı işleri yapabilecek bir kadroya sahip. Eğer oyuncu kadrodan kaybetmezse çok fazla zorlanmayacaklardır. En iyisini sıkalayıp şeyi dokuyacaklar. En iyisini bulmaya çalışacaklar. Aceleleri de yok iyi oyuncuyu da seçmek için. En uygun zamanı bekleyecek diye düşünüyorum. Yani orada savunması güçlü olan oyuncuyla sadece oynayacağını düşünmüyorum. Kerem Terembayı da Kerem Demirbay Demir da iki taraflı oynuyor yani. Hem savunma oynuyor hem hücum oynuyor. O da zaman zaman goller attı, asistler yaptı. Zaten ofansif bir oyuncu. Dikkat edin Okan Hoca'ya hep ofansif oyuncular defansif oynatıyor. Oradan kazanıyor zaten. Galatasaray'ın oyuncu gücü de oradan kaynaklanıyor. Onun için eninde sonunda doğru oyuncuyu alacaklarını ben inanıyorum. Gökhan Hocam sizce nasıl bir profile orta saha özelinde soruyorum Dekli bunu. Dekler Reis'e alsın mesela o iyi bir oyuncu. Keşke tam olsa bir torera, 150 milyon yani lira. Yani tor Torero'nun yanına Reis alacaksın olacaksa. Şimdi orada Torero gibi sabit demirbaş bir oyuncusu var zaten. Baktığımız zaman oynadığı sezonlarda. da var sezonlarda. Şey hakikaten değil. Sergio Oliveira ile ilk önce başladı. Evet. Ondan sonra ikinci yarı tam ihtiyaç duyduğu anda Kerem Demirbay'ı buldu. <laughs> Kerem Demirbay oradaydı. O pozisyonda kullandı. İstediği verimi aldı. Sonradan da devre arası yapabileceği en iyi transferi yaptı. Berkan'ı aldı. Berkan da hani neredeyse ön önemli maçlarda skor katkısı da yaptı. Yani oyun katkısını bırak skor katkısı bile yaptı. Şimdi gelinen noktada rakipleri transfer yaparken kendisi de Şampiyonlar Ligi için olsun veya önümüzdeki sene şampiyon devam için transfer yapmak zorunda. Onun için daha en iyisini arıyor. Şimdi burada bir model alacak ama Torreira zaten defansif bir oyuncu. Bence iki yönlü bir oyuncu bakıyor hoca. Yani hem defansa, gerektiği zaman Torreira'ya yardımcı olacak. Ama daha çok ofansı da gözetip ceza sahası içine girecek bir şekilde. Bu tarz bir tane oyuncu bakıyor. Onun için de daha zamanı var diye düşünüyor. Çünkü elinde oturmuş bir kadrosu var. Şu anda götürebilecek önemli olan, bu kadroda vites arttıracak oyuncuyu ve doğru oyuncuyu yakalaması. Bunun için bir sürü isim çıkacaktır ve ben inanıyorum Okan Hoca dersine iyi çalışıyor ve şu anda alternatifleri de üretmiştir ve burada da e, bir hata yapmak istemiyordur. Biraz daha gözlemleyip bu oyuncularla ilgili kararı verecektir. Şimdi Hoyberg iyi bir oyuncu. Hatta yani, hatta tespit bile yapmıştır da. Yani karar verme için karar verme bekliyor. için bekliyor. İşte o şimdi bu oyuncuların da esasında Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyuncu bakmaktır hiç. Çünkü beğendiğim bir oyuncu oluyor. Avrupa Kupası'nda iki tane çıkış yapıyor. iki tane gol atıyor ve bir anda oyuncu ekstra bir oyuncu olup başka takımlarda talip olup fiyatı yükseliyor ve Alman'da zorlaşabiliyor. Evet. Böyle bir atmosfer de var. Ama e, bence e, Okan Hoca o istediği oyuncuyu yani Torreira'nın yükünü demeyeyim de Torreira'ya eşlik edip ofansif açıda takımın vitesini arttıracak bir oyuncu bakıyordur diye düşünüyorum. Hocam Sabek'in hep öncelikli olduğunu hoca dile getiriyor. Sol bekte hücumcu bir profil var Galatasaray'ın elinde. Sabek için sizce daha dengeli bir profile mi yönelmeli Galatasaray? Ya sonuçta Galatasaray şunu yaptı. Hep oyuncuları bir şekilde sonradan Başka mevkilerden oyuncularla o yerleri doldurmayı başardı. Ama yama artık yaptık, bunu istedik. Yama, yama da demeyelim. Esasında orada oynayan <laughs> oyuncular da iyi oynadı. Hı hı. Şimdi Kaan'a bakıyorsunuz. Üç mevkide bir, üç mevkide birden oynuyor ve iyi de oynuyor. Sağ evet. beke koyuyorsun sağ beke oynuyor. Stopere koyuyorsun stopere. Ön libere koyuyorsun ön libere. Şimdi Berkan'a ile alıyorsun. Berkan'ı kullandığın yer gene <laughs> aynı şekilde. Stopere koy. Ön libere koy. Sol beke koy. Oynuyor. E, bunun yanında... Barış, Alper diye bir oyuncu var. <laughs> yani o sahanlar tarafında oynuyor. Ne tarafına koyarsan orada hakikaten iyi de oynuyor. <laughs> Şimdi bu tarz oyuncuları işte Şaşobaya vardı. Geçen seneki sabek performansını düşündükten sonra 22-23 milyon euro gibi bir paraya bayan mine satmış ve 30 milyon. Da. Bonuslarla beraber miydi? Galiba belki 23 belki Cenk'in parası. O Diyelim 30. 30. Yani böyle bir paraya bir oyuncu verdikten sonra Şimdi en iskallı en iskallı yeri sabekti. Şaşırmayaydı yani herkes şaşırmaya gözü kapalı olduğu zaman düşünmüyordur. Ama onun yerini e, doldurmaya çalış. Da var onun doldurmaya çalıştığın zaman olmadı hocam. Şu devre arası fildişi milli takımının kaptanını aldın. Ya Tottenham Serge Aurier diye bir oyuncu aldın ve hiç faydalanamadın bir oyuncudan. Evet. Yani yanlış bir oynadır. karar. Yanlış bir karar oldu. İşte orayı sağ beki yama olarak da yapmak istemiyor. Niye? Belki Barış'ı ileride daha faydalı oluyor. Barış'ı kullanmayayım diyor. Kaan'ı belki daha olumlu bir yerde kullanırım diyor. Oraya kaldırıyor. Ve hala Çaşa Boya'dan sonra istikrarlı bir sabek arıyor. Bence o zaman artık Kaan'ı orta sahada kullanma olasılığı daha çok artıyor. Daha fazla var hocam. İşte şimdi Kaan orada... Kaan'ı sabek kullandı ya. Tabii orada şimdi Kaan'ı mesela... E... Torreira'nın yanında da kullanabilir. O alternatifi var. Daha defansif birbirini tamamlayan bir oyuncu gibi düşünebiliyor. Şimdi Kerem'le Torreira buranın demirbaşı. Onların yanındaki oyuncular bir şekilde değişerek o maçın durumuna göre ofansif veya defansif oyuncuları yönlendirebiliyor. Ama Torreira'yı takviye edecek, vites arttıracak oyuncuyu bulduğu zaman da oraya onu kullanacak. Şimdi Sabek devamlı şekilde gözü kapalı oynatacağı bir Sabek arıyor. Tabii. Nasıl Şimdi Fenerbahçe diyorsun aklı hemen o sayı Samuel geliyor değil mi? O olmadığı zaman kim geliyor? Mert Müldür, sabit. Ama Galatasaray'da olma, sabek olmadı, sayıyorsun. O da olmadı Ferdi. Tabii sabek sayıyorsun Galatasaray'da. Sabek'e koyacağın oyuncu yok. Hep yama isimleri koyuyorsun. Onun için önceliği belki Çaşabaya'dan sonra gene böyle istikrarlı oynayabilen hakikaten takımın hücum gücünü arttıracak bir oyuncu bakıyor. Dubai'ye şans tanır mı acaba? Hocam Dubai İyi oyuncu şanslanırsa bence olabilir. Çünkü Nans'ta da ve Fransa milli takımında sabek oynadı. Evet gayet de iyi başarılı. İyi de oynadı. Hakikaten iyi oynadı. Hatta e, Başakşehir'de gittikten sonra da bayağı etkili oynadı Başakşehir'de. Şimdi o sol alternatide... bek de yedekleyen bir oyuncu bu. Tabii ya yani sol bek ikisinde de oynuyor. Evet. Şimdi burada bir açıklama yaptı. Beni istemeyen de gittikten sonra ben gel performansla dönebilirim diye. İşte bu o şans gelecek mi onu bilmiyorum ama Duba iyi bir oyuncu.